Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda canlı yayından çıktık. Tuzla'ya geldik. Viaport Marina'dayız ve Boat Show'dayız. Biraz sonra bunların detaylarını konuşacağız ama efendim çok önemli bir konuğumuz var. Bugün bakış programının Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan bizlerle birlikte. Denizciliği konuşacağız aslında. Diğer kara ve diğer şeyleri bir kenara bıraktık. Bugün bir denizciliği programının gündemini aldık ve Sayın Bakanımız eksik olmasınlar. Kırdılar ve kırmadılar bizi ve denizciliğe bakışlarını bizle paylaşacaklar sizin aracınızla. Ve aynı zamanda da yeni projeler, yeni plan ve programlar varsa buradan da yine aktaracaklar. Efendim bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Noyan Doğan'ın Twitter adresinden üzerinden de varsa soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Süremiz çok uzun değil, kısıtlı. Dolayısıyla feasible kullanma adına Sayın Bakanım çok hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yani kırmadınız, çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Hem bu yoğun temponuzda sizi buraya getirdik ama... Çok da güzel değil mi etraftaki gemiler? Ortam tekneler. Güzel. Nasıl evet. Bir gezdiniz dolaştınız ben baktım. Gezdim her şey güzel. İnsan gurur ben duyuyor. Ben gezdiğimde içinden böyle bir tanesini seçiyorum. Seçtiniz mi kendinize? Vallahi ben hepsini seçtim. Hepsi çok güzel. Şimdi tabii bakan olunca öyle oluyor değil mi? Şimdi ben evet. Diyorum ki bir tanesini seçtim. Bakan olunca hepsi bizim zaten diyorsunuz. Evet. Peki efendim hemen konuya girelim. Denizcilikten açtık. Böyle de devam edelim. Tek bir soru, siz zaten anlatacaksınız detayını. Nedir bakışınız ve bugünkü Türkiye'nin, Türk denizciliğinin bulduğu durumu bize bir resmi çizin. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim öncelikle beni konuk ettiğiniz için bu programa ve bizi dinleyen ekran başındaki seyircilerimize saygılarımı, selamlarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Denizcilik bizim ülkemizin bir yerde kaderi. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Yani sınırlarımızın %70'ten fazlası denizlerle çevrili olan bir ülkede yaşıyoruz. Ve bu denizler Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Boğazlar. Bunlar bizim ülkemizin sınırları, değerleri sahip olduğu denizler. Tabii bu denizler vasıtasıyla da Cebeli Tarık Boğazı'yla Atlas Okyanusu'na açılıyoruz. Süveyş Kanalı'yla Kızıldeniz'e Hint Okyanusu'na açılıyoruz. Boğazlar ve Karadeniz bölgesiyle Asya, hatta Hazar Denizi'yle de Orta Asya, Uzak Doğu'ya açılabiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli değerler, fırsatlar. Bunu değerlendirmemiz lazım, kullanmamız lazım. Denizcilikte de tabii bu coğrafyada bir deniz ilçesi olan ülkemizde de nüfusumuzun %50'si de deniz kenarında yaşıyor. Evet. Bu da önemli bir potansiyel. Yine üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bölgesel ve global bir güç merkezi olmamız da lazım. Bu topraklar bize atalarımızdan miras kaldı. Bulunduğumuz coğrafya Afro-Avrasya'nın merkezinde olan Anadolu toprakları, Rumeli toprakları. Ben bu toprakları bize bırakan ecdadımıza da rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Şimdi dünyada tabii deniz ekonomisini bakacak olursak, dünyanın gayri safi milli hasılası 80 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ve bu hasılanın da 25-30 milyar trilyon doları
ölçüde hata yaptıysa düzeltiyorum. 80 trilyon dolarlık bir dünyada gayri safi hasıla var. Bunun da 25-30 trilyon doları denizlerden elde ediliyor. Deniz ticaretinden. Denizdeki canlılardan faydalanıyor. Deniz coğrafyasındaki madenlerden, kaynaklardan faydalanıyor. Tabii bunun biz neresindeyiz? Biz Türkiye olarak neresindeyiz? Türkiye olarak neresindeyiz? Bundan ne ölçüde faydalanabiliyoruz? Dünya denizlerden ettiği, ürettiği kaynak %40. 40'ını denizden alıyor. Aslında dünyamızın %70'i denizlerle kaplı. Yine bu denizlerin bizim yakın ilgi alanımızda bulunan Akdeniz Çanağı ve onun bağlantıları, iç denizleri, Adriyatik, Ege, Karadeniz olsun, aslında deniz alanının da %1'ini oluşturuyor. Ama şöyle bir avantajımız var. Bulunduğumuz coğrafyanın bize verdiği avantaj, dünyadaki deniz ticaretinin %25'i de bu alanda yapılıyor. Bu da çok önemli bir potansiyel. Bizim bu değerlerden, bu potansiyelden de yararlanmamız lazım. Tabii biz 2003 yılında yaklaşık deniz kilomuz 9 milyon deadweight tonluk bir kapasiteye sahipti. Biz 2018 itibarıyla bunu 29 milyon deadweight tona çıkardık. Bunu daha da artırmamız lazım. Yine dünya deniz ticaretinin %87'si dünya ticaretinin, dünyada alınıp satılan malların taşımasının %87'si deniz yoluyla yapılıyor. Evet. Hatta petrol ve doğalgazın %91'i deniz yoluyla yapılıyor. Bizim de ülkemizin dış ticaret hacmi 400 milyar dolara yaklaştı. Biz de %87'sini deniz ticaretiyle, deniz nakliyesiyle yapıyoruz. Bunun önemli bir kısmı tabii Türk bayraklı olan gemilerle taşınması lazım. Bunun, bu pastadan yeterli pay almamız lazım. Bu çok önemli konu. Tabii. Bizim şimdi buyurun bakın. Efendim, bunun için de bir şeyler yapılması lazım. Bir takım programlar, bir takım girişimler yapılması lazım. Evet. Şimdi ekonomik büyüklüğümüz bu süre içerisinde bizim 569 gemiden ki bahsetmiştim. Bu 9 milyon deadweight tonluk bir kapasiteydi. Bugün 1511 adet gemiye çıktı. Yani 29 milyon deadweight tona çıktı. Dünyada sıralamamız 18. sıradaydı, 15. sıraya yükseldi. Bunu daha da yükseltmemiz lazım. Ekonomik büyüklük olarak 2.7 milyar dolarlık bir pazarımız vardı 2003 yılında. Bunu biz 6 kat artırarak 17.5 milyar dolara çıkardık. Bu önemli bir artış. Ama yeter mi? Yetmez. Tabii bizim gayri safi milli hasıla içindeki payımızı da burada rakamlara bakarak söylüyorum. Hala %2'lerdeyiz. Biz bunu 2 katın üzerine çıkarmamız lazım. Hatta 3 katına çıkarmamız lazım. Bu konuda gerekli denizcilerimize, tabii denizcilik sektöründe biz hükümet olarak, bakanlık olarak düzenleyici, denetleyici bir görev yapıyoruz. Bu sektörde çalışan özel sektörümüzün önünü açmaya çalışıyoruz.
bugüne kadar da önemli düzenlemeler yaptık, kolaylıklar getirdik ve bu mesafeyi aldık, kat ettik. Peki araya gireceğim, çok kusura bakmayın, özür dilerim bakalım. Şimdi bütün bu resmi ortaya koyduğunuzda, tabloyu ortaya koyduğunuzda ve hedefleri de ortaya koyduğunuzda, evet, 2023 hedeflerini de ortaya koyduğunuzda bir takım denizcilik adına yapılması ve atılması gereken adımlar var. Bunların elbette bir sırası var, hepsini bir çırpıda yapılamazsınız, evet, zaten. İlk birinci olarak önünüze koyduğunuzda, ya evet bunu yapılmalı ve biz de bunun için başladık buna dediğiniz var mıdır projeler ve programlar içinde? Tabii birçokları var. Mesela biz deniz sektöründe nakliyecilikten bahsettim. Tersanecilikte de önemli mesafeler aldık. Bunun yanında işte burada bulunduğumuz ortamda yat imalatında önemli mesafeler aldık. Şimdi ama bu pastadan yeterli miktarda faydalanabiliyor muyuz derseniz değil. Daha çok pay almamız lazım. Şöyle bir rakamlarla örnek verecek olursak, sadece Akdeniz çanağında, Akdeniz ülkeleri içerisinde 600 binin üzerinde bağlama kapasitesi var. Bunun önemli bir kısmı İtalya, Fransa ve İspanya ülkeleri. Bunun yaklaşık %90'ını kullanıyor. Türkiye ise bundan %4 faydalanabiliyor. Halbuki bizim ülkemizin sahilleri hem doğal güzellikleri bakımından, kültürel tarihi değerleri bakımından, iklim şartları bakımından diğer ülkelere göre çok daha iyiyiz. Bizim en güneyde de sahilimiz var, en kuzeyde de sahilimiz var. Bu büyük bir avantaj. Bu manada bizim yat bağlama kapasitemizi geliştirmemiz lazım. İşte yatların sergilendiği bir fuardayız. Şu anda bizim yat bağlama kapasitemiz 25 bin. Ama Fransa'nın 200 bin, İtalya'nın 180 bin, İspanya'nın 123 bin yat bağlama kapasitesi var. Bu pazar önemli bir pazar. Turizm için de önemli bir pazar. Yat imalatçıları, üreticileri için de önemli bir pazar. Biz yat imalatında da, yat imalat sektörümüzde dünyada ilk sıralardayız. Çok iyiyiz. Bunun da gelişmesi, bu sektöre de pazar oluşturması açısından bunun altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Yat bağlama kapasitemizi özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde artırmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda turizme de katkı yapacak. Bu tabii turizme de katkı sağlayacak. Turizm demişken tabii yılda, bu yıl yine bir rekor daha kırdık. 46 milyon turist ülkemize geliyor. Bu turistlerin önemli bir kısmı da deniz için geliyor. Deniz kenarında bulunan bölgelerimize, şehirlerimize, tesislerimizde onları ağırlıyoruz. Yatak kapasitemiz oralarda daha uygun. Bunun için bu deniz turizminden de daha fazla faydalanmamız için bunu beraber birlikte düşünmemiz lazım. Yat turizmiyle paralel düşünmemiz lazım. Bunu geliştirecek tedbirleri, teşvikleri yapıyoruz. Ve bu sektörde yatırım yapan
Şimdi onu soracağım Sayın Bakanım. Şimdi bu salonda da yatırımcılarımız var. Deniz ticaretine, Deniz Ticaret Odası'nın temsilcileri de var. Bu da düzenleyici olarak ve aynı zamanda denetleyici olarak nedir beklentiniz yatırımcılardan bu söylediğiniz hedeflere ulaşma konusunda? Efendim şimdi tabii denizcilikte ülkemizin başka bir avantajı da var. Biz ülke olarak denizcilik sektöründe beyaz listedeyiz. Bu bizim için büyük bir avantajlar sağlıyor. Doğru. Yani Türk bayraklı gemilerin dünyadaki denizlerde seyahat etmelerine çok büyük avantajlar sağlıyor. Biz denizcilerimize bu manada gerekli süvey hizmetlerini, kontrollük hizmetlerini yapıyoruz. Denizcilerimize onların çalıştıkları, seyahat ettikleri ülkelerde güvenli bir şekilde seyahat etmesi için gerekli her türlü altyapıyı yapıyoruz. Bunu temin ediyoruz. Denizcilik alanında yine tersanelerimizde bahsettiğim gibi teşvikler veriyoruz. Tersane sayımızı 36'dan 78'e çıkardık. Denizcilik sektörünün sadece nakliye alanında değil, imalat alanında, sanayi alanında da ülkemizde önemli bir kapasite artışı oldu. Yine bizim uluslararası sahada denizcilik hizmeti veren alanda önemli ölçüde de istihdam sağlıyor. Ona soracaktım yani istihdam, ciddi bir istihdam alanı denizcilik. Bu gerek tersanecilik hizmetlerinde, gerekse deniz nakliyat hizmetlerinde 1 milyona yakın istihdam sağlanıyor. Ama direkt olarak çalışan tersanelerimizde ve gemilerimizde çalışan insan sayısı 400 binin üzerinde. Ve bu insanlar kalifiye elemanlar. Evet. Yani bunların gelir seviyesi de yüksek olan elemanlar. Biz denizcilik sektöründe aslında sadece gemi üretiminin yanında deniz adamı, gemi adamı üretme konusunda da, yetiştirme konusunda da dünyada iyi durumdayız. Çin, Filipin ve Hindistan'dan sonra en fazla gemi adamı yetiştirmiş bir ülkeyiz. Bunu artırmamız lazım. Bizim denizcilikle ilgili olarak başka bir projemiz de var. Sayın Bakanım, iki dakikanız var. Toparlayalım onu da kapatalım izninizle. Öyle mi? Evet. Ben yeni başladık sanmıştım ama. Sohbet bizim, böyle güzel olunca. Evet, bizim insanımızın amatör denizci belgesi edinme konusunda bir proje başlattık. Dünyada bu konuda çok geride kaldık. İnsanımızı denizle buluşturma, denizi sevdirme konusunda geri kaldık. Biz 2 Ekim 2018 tarihinde 1 milyon amatör denizci projesiyle bir proje başlattık. Evet. Bugüne kadar Türkiye'de 210 bin amatör denizci belgesi verilmişti. Biz son 6 ayda 180 bin amatör denizci belgesi verdik. Bunu
bu rakama nasıl ulaştık derseniz, bu sorunun cevabı insanların bu belgeyi almak için önündeki engelleri kaldırdı. Eğitimi bedava veriyoruz. Evet. Alınması gereken harçları almıyoruz. Efendim, kişinin sağlaması gereken sağlık belgesiyle ilgili belgeler, eğer siz bir sürücü belgesi sahibiyseniz, biz de zaten ayrı belgeleri istiyoruz, tekrar istemiyoruz. Sürücü belgeniz varsa siz amatör denizci olabilirsiniz diyoruz. Biz bu konuda denizciliği insanımıza sevdirme konusunda öncelikle insanları denizin kenarına çekmemiz lazım. Bu önemli bir konu. Efendim, denizin kenarına gelen insan ve denizin içine giren insan, ufkun ötesini görmeye başlayan insan, denizcilik sektörüne de önem verecek, yönelecek. Dolayısıyla biz denizci yetiştirme, hatta bu konuda müteşebbis yetiştirme konusunda da özellikle gençlerimizi teşvik edeceğiz. Teşvik ediyoruz. Şöyle kısaca bir özetlersek Nihan Bey, dünya coğrafyasına baktığımızda bir deniz ülkesi olduğumuz kuşkusuz. Şimdi biz deniz ülkesi olabildik mi? Kendileri de bir denizci ve kaptan olan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon ve hedefleri bu alanda bizlere yeni ufuklar açtı ve buraya kadar geldik. Yeter mi? Yetmez. Geçen 16 yılın ardından çok şükür yeniden millet ve devlet olarak da denizde buluştuk, buluşmaya devam edeceğiz. Denizcilikte dünyanın sayılı aktörlerinden de biri olduk. Bu 1 milyon denizci, amatör denizci projesini 2023 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü dünyaya göre, dünya istatistiklerine göre, hatta denize kıyısı olmayan ülkelere göre bu sayı bizde çok az. Biz bunu 100 kişide bir kişi amatör denizci belgesi sahibi olmasını istiyoruz. Ama orta vadeli, yakın vadeli hedefimiz bu. Orta vadeli hedefimizde de bunu 50'de 1'e düşürmek. Çünkü İsviçre'de bile bu rakam 177 kişide bir İsviçre'de denizci, amatör denizci belgesi var. Avusturya'da bu rakam 51, düşünebiliyor musunuz? Yani biz bunu elinin altına düşürmemiz lazım, yoksa denizcilik konusunda başarılı olmuş sayılmayız. Bir iki konuya daha lütfen müsaade ederseniz değinmek istiyorum. Şimdi Norveç'te 12 kişi ve birinin amatör denizci ve sportif amaçlı bir teknesi var. Biz bu manada belgeleri insanlara vermekte kalmıyoruz. Bu sektörün gelişmesi için biz mevcut liman barınak kapasitelerimizi daha verimli kullanmak için bağlama kapasitemizi artırmamız lazım. İnsanlar bir deniz aracı, bir deniz teknesi aldığında en büyük engel, ben bunu denizden çıktığımda nereye bırakacağım, evet, nereye bağlayacağım? Bizim bu altyapıyı çözmemiz lazım. Bu çok önemli bir konu. Bunun yanında bizim deniz turizmi ile ilgili yine kruvaziyer turizmini geliştirmemiz lazım. Evet. Yenikapı'daki bir limanı örnek olarak veriyorum. Kruvaziyer liman olarak tesis edip buraya kruvaziyer gemilerin gelmesini sağlamamız lazım. Kruvaziyer turizmi çok önemli yine ülkemiz için. Peki bakalım, son cümlelerinizi istirham edeyim peki lütfen. Bizim son olarak söylemek istediğim konu, Cumhuriyetimizin 100. yılında dış ticaret hacmimiz
500 milyar dolar olması hedefleniyor. Biz bunu 600-700 milyar dolarlara belki çıkaracağız. Bu ticaret hacminden deniz nakliyatı yapan denizcilerimizin taşıma kapasitelerini artırmaları için gerekli desteği vermemiz lazım. Bizim bu manada yine seyir emniyeti, can, mal güvenliği için Koster filomuzu iyileştirmemiz lazım. Bunlar küçük kapasiteleri, efendim, deniz nakliye araçları ama önemli ölçüde yaşlanmış, bizim bu sektörümüze destek verip bu kapasiteyi artırma konusunda bunların yenilenmesini ve denizlerimizde bunların daha çok yük taşımasını sağlamamız lazım. Bir cümle daha son müsaade ederseniz, Türkiye'miz büyüyor, ticareti artıyor. Bu ticaretten denizcilerimiz hak ettiği pay alması için biz elimizden gelen her türlü desteği, teşviği kendilerine vermeye hazırız. Çünkü deniz yolu Allah'ın insana ikram ettiği hazır bir yol. Ne asfalt ihtiyacı var, ne tünel ihtiyacı var, ne viyadük ihtiyacı var. Bir liman yaptınız mı gerisi tamam. Onun için büyük hacimli yükler ve mallar da denizle uzak mesafelere taşınmak zorunda. Bunun bilincindeyiz ve ülkemizi buna hazır hale getireceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. İhya ettiniz. Hem ağzınıza sağlık hem ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Çok tekrar saygılar sunuyorum. Tüm izleyicilerimize selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Az sonra birlikte olacağız efendim.